Bugün Cumhuriyetimizin kuruluşunu kutluyoruz. 97 yıllık büyük bir çınar ağacı olan Cumhuriyetimizin gölgesinde İsviçre ve Liechtenstein'de yaşayan tüm vatandaşlarımı sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Dost bir ülkenin topraklarında dalgalanan ay yıldızlı bayrağımızın altında görev yapmak burada hepimize inanın büyük bir onur ve gurur veriyor. Çok değerli vatandaşlarım, Covid-19'un olumsuz etkilerinin bütün dünyada hissedildiği bir dönemden geçiyoruz. Umulur ki bu karanlık günler bir an evvel geçsin. Ailemizle, dostlarımızla kucaklaştığımız bayram tadında günlerimiz yakın olsun. Uluslararası toplumun saygın bir üyesi olan Türkiye Cumhuriyeti bir yandan tüm imkan ve kaynaklarıyla pandemiyle mücadele ederken bir yandan da kararlılıkla sürdürdüğü girişimci ve insani dış politikasıyla bugün bölgesinde ve ötesinde kalıcı barış ve huzurun tesisi için var gücüyle çabalıyor. Tüm dış temsilcilikleriyle ülkemiz, vatandaşlarımızın da bir nefes uzağında. Pandemi döneminin zorlu koşullarında dahi vatandaşlarımızın darda kalmaması, özellikle konsolosluk hizmetlerinin aksamaması tüm misyonlarımızın önceliklerinin en başında geliyor. Kıymetli vatandaşlarım, Kurtuluş Harbi'nden yeni çıkmış, büyük kayıplar vermiş, yorgun bir ulus. Her alanda aşılması gereken güçlükler. Genç Türkiye Cumhuriyeti'nin inşasına işte bu zor koşullarda başlandı. O günlerden bugünlere, sanayiden sanata, bilimden edebiyata, toplumsal hayatın her alanında büyük atılımlara imza attık. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız 2023 yılına giden süreçte başta teknoloji yoğun ve katma değeri yüksek alanlar olmak üzere atılımlarımız hız kesmeden devam ediyor. Köklü tarihimizin ve cumhuriyetimizin kazanımlarının istikbal için yegane rehber olduğuna inanıyoruz. Cumhuriyetimizin 97. yılı kutlu olsun. Devletimiz ilelebet var olsun. Cumhuriyetimizi bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının manevi huzurunda bir kez daha saygı ve minnetle eğiliyorum. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti.